Kardeşim, İttihat İslam olmadığında, Müslümanlar birleşmediğinde bela kesilmeyecek. Bela yol bulup akacak. Bela yağmur gibi yağacak. 50 kere söyledim. Allah bir şey diyor, adam da ben başka türlü düşünüyorum diyor. Allah'a akıl vermeye kalkıyorlar, haşa. Allah İslam aleminin birleşmesini istiyor. Ve Mehdi'nin de başına geçmesini istiyor. Uzatmak, acının uzaması demektir. Belanın uzaması demektir. En kısa zamanda kestirmeden İttihat İslam kabul edecektir. Evet, inşallah. İnşallah. Bütün İslam alemi birleşecek. Başına da azgın birini değil, taşkın birini değil, cahil birini değil. Veyahut herhangi bir siyasetçi değil. Veyahut herhangi bir mezhep alimini değil. Allah'ın seçtiğini getirecekler. Başka bir yol yok. Gazze'ye giden Mısır'a geçiş yolu. Ya kardeşim, Mısır Müslüman değil mi? Müslüman. Orada Müslüman. E demek ki sevgi yok. Demek ki merhamet yok, şefkat yok. Demek ki zulüm ruhu, egoistik, bencillik, gaddarlık dünyaya hakim olmuş. Kim yapıyor bunu? Deccaliyet yapıyor. Egoist, bencil ruh, acımasız ruh, her yerde kendini gösteriyor. İnternete bir giriyoruz, şimdi bana sorular geliyor buraya, yazılar geliyor. Siyah zemin üstüne geliyor onlar, siyah zemin üstüne beyaz yazılmış. Nerede iç çakal var, nerede münasebesi adam var, nerede cahil var, nerede sevgisiz adam var, hepsinden ayrı ayrı geliyor. Cahilin ayrı, itin çakalın ayrı, gaddarın ayrı, evet. Ama ortak özellikleri sevgisiz olmaları. Ya sevgisiz nasıl yaşıyorsun kardeşim, ne oldu ya, sen nasıl bir varlıksın ya? Sevgisiz insan ölür ya, delirir insan ya sevgisiz. Yaşıyor, hiçbir şey olmuyor, bakteri gibi. Hiçbir şey olmuyor. Ve o sevgisiz de etrafa yaymaya çalışıyor. Şimdi bu ölümlerin kökeninde ne var? Sevgisizlik var. Başka bir şey yok. Sevgi olduğunu insan kıyamaz. Ne gidip İsrail tepesine roket atmaya kalkar, ne de ona yapılan misillemede böyle bir olay olur. İttihat İslam olmayınca, Müslüman birliği olmayınca felaket yağmur gibi yağıyor. Yağmur gibi. Bir şey olmayacak. Ya kardeşim, bela durmaz. Bela gene akacak. Yani şimdi bir süre sonra geçici olarak durur. Yine savaş olacak, yine bela akacak. Yine kan akacak. Mehdi'nin zuhuruna kadar bu böyle. Mehdi'nin zuhurunu anlamazdan gelen milyonlarca adam var. Binlerce, on binlerce alim var. Enaniyet abidesi adeta. Gösteriyor televizyonda. Mesela alimler toplantısı diyor. Adam böyle üçüncü Tutankamon gibi bakıyor ya, böyle acayip yani böyle. Evet. Sanki Nemrut gelmiş ya böyle. Yüzünden sevgisizlik, şefkatsizlik, merhametsizlik akıyor. Acayip bir enaniyet ve kibir. Acayip bir büyüklük hissi. Hepsi için demiyorum, bir kısmı için diyorum. Lanet bir ifade var yüzünde. Ya Müslüman öyle mi olur kardeşim? Sevgi dolu ol, merhametli ol, şefkatli ol. Ne güzel varlıklar insanlar ya. Allah ne güzel nimeti olarak yaratmış. Ve sevgide insan ne kadar güzel oluyor. Mesela çocuk ne kadar güzel oluyor sevgide. Kadın ne kadar güzel oluyor sevgide. Ya çiçeği bile ev kadınları severler. Değil mi? Çiçekten konuşur konuşur. Hakikaten acayip gür oluyor o çiçekler. Maşallah. Diyor ki biz sevgiyle mi biz bunu bu hale getiriyoruz? Hakikaten çocukları gibi oluyor çiçek. O deve tabanı mı nedir? Bir çiçek türü var. Bizim teyzemlerin evinde vardı Ankara'da. Küçük bir çiçekti, ufak bir şeydi. Ailece onlar çocukları gibi severlerdi o çiçeği. Evin salonunda tur attı, bir daha tur attı falan böyle. İnanılır gibi değil. Çok acayip bir şey oldu. Bayağı her gün konuşuluyordu. Acayip seviyorlardı. Mesela kedilerini çok severler.
Değil mi? Mesela evladı gibi böyle kedi. Acayip titiz. Bütün aile bilir. İşte Thomas'ın nereye gitti, ne yaptı falan. Bayağı dert oluyor. Mesela hastalanıyor falan, veterinere götürüyor. Bütün aile ayaklanıyor. Gece yarısı. Değil mi? Hastalanıyor. Evin ferdi gibi ya. Sevgiden bu. Sevgi olmadın mı? Adamı da öldürür, keser de, biçer de, hepsini yapar ya. Yani.